Evet, sevgili arkadaşlar, ne zamandır yapmayı düşündüğüm, sizinle paylaşmayı düşündüğüm bir ders serisiyle de karşı karşıyayız. Burada arkadaşlar size ben web adreslerini sunacağım, web adreslerini paylaşacağım. Çok kıymetli web adresleri arkadaşlar. Kimi zaman işte İngilizce öğretmenlerinin de işine yarayacağı, eğer öğretmenseniz, eğitimciyseniz, birebir dersinizde veya sınıf ortamlarında hani İngilizceyi konuşmak isteyip harbiden dünyanın herhangi bir yerinde derdini ifade edebilmek isteyen veya Türkiye'de misafir ağırlamak zorunda olan insanlar için birebir adresler bunlar arkadaşlar. Veya öğrenciler için hani bizzat öğrencisiniz, İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz, özellikle pratiğinizi arkadaşlar, özellikle pratiğinizi anlayabilme ve anlatabilme adına çok farklı yaklaşımları sergileyen web siteleri var. Yüzlercesinin içerisinde nihayetini denediğim, elediğim ve gördüğüm. Şimdi burada arkadaşlar Basic English Speaking diyor arkadaşlar. Bunu tıkladığınız zaman Google'da zaten bu çıkar. Karşınıza Expression A hundred sentence partners, conversation by topics, basic grammar about contact vesaire. Şu arkadaşlar, şu başlıklar inanılmaz harika, güzel, özellikle expressions. Şimdi buraya bakacağız arkadaşlar. Common English expression and daily use English sentence. Evet, çok kullanışta, çok revaçtaki İngilizce ifadeler ve günlük İngilizce cümleler. Yani kullanışta arkadaşlar. Şimdi başlıklara bakın, inanılmaz arkadaşlar bu başlıklar. İnanılmaz, süper, harika. Mükemmel, neredeyse mükemmel. Mesela burada şimdi arkadaşlar greeting, evet yani tanışma haliyle alakalı başlıktan başlayacağız mesela, örnek olarak vereceğiz. Şimdi bunu bir tıklayalım. Mesela bu sadece bu başlığa tıkladığınızda ses dosyası da var, yani güzel olan o. İsterseniz şimdi şöyle en başa tıklarsanız alttaki bütün diyalogları sırayla size okur arkadaşlar, tamam mı? Alttaki bütün diyalogları size sırayla okur. Veya teker teker tıklarsınız arkadaşlar, tamam mı? Teker teker tıklarsınız. Şöyle bir tane. How are you doing? How are you doing? Çok güzel arkadaşlar. Pronunciation, telaffuz da çok güzel. Native speakers konuşuyor zaten arkadaşlar. Şimdi burada ses dosyasıyla beraber güzel olan şey şu. Genel karşılaşma, genel selamlaşma olarak bunu şey yapıyoruz. Yani gayet resmi, formal, resmi veya informal, pek resmi olmayan. Burada bunu böyle ifade etmiş olması inanılmaz, müthiş, çok güzel. Kaç değişik çeşitte ifade edebilirsiniz. Yani hi, how are you, fine, and you, nice to meet you falan filan. Arkadaşlar bunlar demedi oldu. Hatta bir yerde arkadaşlar bir web sitesinde insanlar şöyle diyordu. Yani artık bu şekilde insanların işte nice to meet you and you gibi kalıp klişe durumlarla size karşılık vermelerinden anlıyorsunuz ki bir adam İngilizceden çaktığı yok. Of, nasıl konuşacağım ben bunları? Bunu native speakers'lar söylüyor arkadaşlar. Evet, şimdi bazen kurs ortamında falan yeah, you are speaking great, harika konuşuyorsun falan diyebilirler. Çünkü adamın işi o zaten veya kadının işi o. Sizi o şekilde cesaretlendirme olayından dolayı öyle. Ama normal arkadaşlar çok elinizde çok variant olursa bunlardan 2-3 tanesine gelirse çok daha güzel olur. Ve bu variantleri de bu web sitesinde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu web sitesinde bu variantleri bulabilirsiniz. Çok çok çeşit karşılaştırmalar var. Bunlardan da işleyebiliriz. Bilmiyorum. Hani şimdi yayın izni diye bir şey gerekiyor. Bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Buradan da dersler yapabiliriz. Uzun zamandır görmediğim biriyle selamlaşma. Evet, çok kullanışlı tepkiler diyor. Ne zaman diyor? İnsanlarla selamlaşırken çok kullanışlı tepkiler vesaire vesaire arkadaşlar. Bu web sitesi inanılmaz. Sadece buradaki karşılaştırmaları görüyorsunuz. Burada bunun akabinde çıkıp diğerlerine de bakabiliriz tabii ki. Evet arkadaşlar, ifadelerden sonra modeller olarak, cümle modelleri olarak da arkadaşlar farklı bir başlığa bakacağız, göz atacağız. Bunu da görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar cümle kalıpları var, tamam mı? Cümle kalıpları var. Şöyle arkadaşlar, çok kullanışlı kalıplar.
Yani cümleye bu ya bununla başlanıyor ya cümle bununla bitiyor ya da iki cümle bunlarla bağlanıyor vesaire vesaire. Çok çeşitli, çok amaçlı. Mesela şimdi arkadaşlar burada 100 tane sen düşünün 100 tane yani 100 tane ifade var ve bu 100 tane arkadaşlar kısımlar, bölümler, takımlar bu cümlelerin İngilizce cümlelerinde kullanılışta, günlük kullanılışta çok elzem kalıplar. Mesela are you sure diye mesela bir tane örnek vermiş arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Şimdi burada da görüldüğü gibi teker teker are you sure'un kullanıldığı ana cümle kalıplarını vermiş. Emin misin diye. Bu konu hakkında emin misin? Bundan emin misin anlamında. Are you sure about that? Veya are you sure of what you said? Söylediğin şeyden emin misin yani? Söylediğinden emin misin? Ne dediğinden emin misin? Bu ifade ettiğin şeyden emin misin? Are you sure that he's not coming? Are you sure that? Bundan sonraki olaydan emin misin? Yani onun gelmiyor olduğundan emin misin anlamında. Ve bu daha da çoğaltılabilir. Diyaloglarda da örneği verilmiş. Şimdi burada sadece bunların ses dosyası var ama burada ana ses dosyasında yani hepsini kapsayan ses dosyasında diyalogların sesini de kapsıyor. Çok güzel, çok hoş. Bu tür şeyler mesela bolca dinlenip bolca dinlenirse yani suyu çıkacak kadar böyle kendinize mesela bir tane mesela şöyle yapabilirsiniz. 50 tane hedef verirsiniz. Defalarca onları dinleyin. Dönün dönün onları dinleyin. Dönün dönün onları dinleyin. Artık o kalıplara aşina olursunuz. Kullanırken artık böyle hani ana dilinizde kullandığınız kalıplar gibi kullanmaya başlarsınız. Bu kalıpları, bu köşesi, işin bu kısmı da çok önemli. Çok güzel. Sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Bunları çıkarın, bunları tıklayın, bunları yazın. Bunların ses dosyalarını bolca dinleyeceğiniz ortamlarda dinleyin. Kesinlikle bakılması, edilmesi gereken, dalınması gereken bir okyanus arkadaşlar. İnanılmaz, harika, müthiş, içeriği de dolu dolu yani. Sadece bu kadar vermekle kalsaydı çok büyük bir hizmet etmiş olurdu. Sadece bununla da kalmamış arkadaşlar. Aynı zamanda içerik olarak da inanılmaz şeyler, inanılmaz cümle diyaloglarıyla zenginleştirmiş. Muhakkak bunlara dalmanız ve bu çok sık kullanılan ama çok böyle YouTube'da her zaman karşınıza çıkmayacak, herkesin önünüze sunmayacağı hoş kalıplar arkadaşlar. Bunu ısrarla size, ısrarla tavsiye ediyorum. Bu kısmına da bakın bu web sitesinin arkadaşlar. Evet, başlıklara göre muhabbet arkadaşlar. Evet, başlıklara göre muhabbette arkadaşlar burada da 75 adet var arkadaşlar. Aileden başarıya, family'den success'e arkadaşlar. 75 başlıkta arkadaşlar. Şimdi burada mesela family demiş arkadaşlar. Burada da daha farklı. O başlığı besleyen mesela aileyle ilgili konuşma kalıpları neler olabilir? Sorular neler olabilir, cevaplar neler olabilir gibi diye merak ettiğimiz yerlerde arkadaşlar bu başlıkları inceleyebilirsiniz. Mesela aile vardı. Evet başka mesela ne var arkadaşlar? Böyle bakalım. Burada bir sürü inanılmaz bir hayli dolu ve zengin ne var? Kalıplar bulmak mümkün. Yemekler, hava, arkadaşlar, tarihi yerler, hediye. Mesela hediyeye tıklayalım, hediyeler. Hediyelerle alakalı ne var? Yine videosu varmış. Her birinin videosu olmak zorunda değil. Ses dosyası özellikle var. Video dediği de zaten hani yine orada cümle altyapı olarak geçiyor aslında. Hani pek böyle hani animasyon yok. Ama bizi şu an animasyon ilgilendirmiyor. Bizi daha çok o konularla ilgili konuşma kalıpları. Şimdi o başlığın altındaki ne tür konuşma kalıpları dönebilir? Onlar var arkadaşlar. What kind of presents are popular in your country? Sizin ülkenizde ne tür hediyeler popüler, meşhur gibilerinden diye şey yapıyor arkadaşlar. Evet, yani işte, hediye alacak olana göre değişir diyor. It depends on diye işte devam ediyor. Çocuklar için oyuncaklar falan filan bila. İşte gençler için başka şeyler. Şimdi ilk başta birkaç tane baktığımızda arkadaşlar ilk iki konuya çok değişikti. Özellikle ifadeler kısmı, muhabbeti çok farklıydı. 100 cümle başlıkları, kısımları, bölümleri de daha farklıydı. Ve burada da daha farklı bir bölüm incelemiş oldu. Size tavsiyem arkadaşlar şu olur. Bunu muhakkak arkadaşlar bunları bir kez üzerinden geçin. Vay be doğru ya bu şekilde de soru sorulabilir bu konuyla ilgili gibilerinden. Veya hani
Büyük sınavlara hazırlananlar için bile buradan ipuçları olabilir arkadaşlar. Bu kısma da bakmanızı tavsiye ederim. Basic grammar kısmına baktığımız zaman ise yani her taraf gramer, yani gramer kaynıyor vesaire vesaire. Buranın özelliği ne diye baktığınız zaman arkadaşlar, burada da kendine göre güzel, kendine has bir üslubu, düsturu var arkadaşlar. Mesela burada mesela edatlara, yani prepositionslara bakalım. Mesela tıklayalım arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Ne farkı var yani? Bunu güzel listelemiş. Ne şekilde kullanılır? Yüzyıllarda, sezonlarda, yıllarda, aylarda, günün kısımlarında vesaire vesaire ve örneklerini vermiş güzeldi. Grameri de bunun böyle. Sonra inin bu sefer daha mekan olarak kullanımları, onun mekanlardaki kullanımları olarak da böyle bu şekilde göstermiş oldu. Hatta diğerleri under, behind, in front of, above bunları da vermiş. Değişik bir yaklaşım, güzel bir yaklaşım arkadaşlar. Gramer olarak da yine bu adres arkadaşlar, bu adresten istifade edilebilir diye düşünüyorum. İhtiyacı olanlar zaten hemen damlar. İhtiyacı hissetmiş insanlar hemen damlar. Mesela zaman, işte future simple tense demiş. Ne şekilde vermiş yani zamanları? Soru halini, negatif halini, olumlu halini bir güzelce ifade etmiş. Cümlelerle kullanmış. Ne şekilde kullanılır ve gelecek zamanı ifade eden diğer halleri de vermiş. Be going to fiiline de atıfta bulunmuş. Kullanımını vermiş ve gelecek zamanı işareti olan kelime kalıplarını vermiş burada arkadaşlar. Güzel, yani değişik bir yaklaşım. Değişik bir yaklaşımlara her zaman ihtiyaç var. İnternet dünyası sınırsız gibi. Bu sınırsız dünyada arkadaşlar, sınırsız gibi, neredeyse sınırsız gibi olan dünyada arkadaşlar, ne yapmak lazım? Kesinlikle isabetli adreslerden gitmek lazım. Bunun için de böyle sizin yerinize çokça taramak zorunda kalmış. Taramış seneler boyu, yüzlerce, binlerce adresi taramış. Öğrencileriyle bizzat bunu denemiş, faydasını görmüş, kullanmış insanların, hani öğretmenlerin, bizim gibi öğretmenlerin, insanların tavsiyelerinden yola giderek ne yapmak lazım? Nokta atışı yapmak lazım. Vakit kaybetmemeniz lazım. Sizler arkadaşlar adres arayıcı değil, adreslerden istifade edici olasınız diye bunları paylaşıyorum. Başka öğretmen arkadaşların da bu şekilde tavsiyeleri oluyor. Bu işinize yarar, başkası da işinize yarar. Biraz ondan biraz bundan gidersiniz ama burada internette önemli olan şu, sebat edebilmeniz. Yani internetin sınırsız dünyasında oradan oraya hop hop hoplayıp sıçramamanız. Kardeşim ben 3 ay burada kilitliyim diyeceksiniz yani. Ben buradan bu adresin bu kısmını bitireceğim, halledeceğim diyeceksiniz ve gideceksiniz. Evet, burada da arkadaşlar bakıyorsunuz. Evet, kısa cevaplar. Evet, olumlu cümleler değil mi? Öyle değil mi? Anlamında kullanabilmek için bir şeyi olumlu cümleye olumsuz yardımcı sorusuyla yapıyoruz. Aynı şekilde aşağıda da olumsuzsa o doktor değil bu sefer. Öyle değil mi diyebilmek için bu sefer aren't doktor değilsin, aren't you demeyiz. Bu sefer doktor değilsin demişiz. Öyle değil mi diye sorabilmek için ise yardımcı fiiliyle olumsuz soru soruyoruz. Ama yukarıda tam tersi, sen doktorsun öyle değil mi diyebilmek için ise olumsuz da sormuşuz. Bunu çok güzel bir şekilde böyle bize açmış, vermiş, böyle fazla dallanıp budaklandırmadan bu adresi size tavsiye ediyorum. Bu konuda paylaşımlarınızı yaparsanız bu tür şeyler insanlara daha hızlı ulaşır. Seneler önce sizin de bu çorbada tuzunuz olur. Tek yapmanız gereken şey paylaşmak. İstifade edin, not alın, ajanda kullanın. Your Turn English'si baştan gramerin en başta 0. videoda tavsiye ettiğim gibi. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle böyle rastgele gitmeyin. Bir hedefiniz olsun. Evet, bu videonun bu serisini bitireceğim mesela. Okuma metinleri var, o kısımlara da dikkat edin. Evet, adresleri yer yer sizinle burada farklı farklı adresleri daha ilerleyen zamanlarda paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar bir sonraki derste belki de muhtemelen yine bir başka bir web sitesinde, çünkü bir sürü web sitesi var elimde. Yani yüzlerce, binlercesinden elimde kalan. Onları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar görüşürüz.